Analitik geometri yazılıda çıkabilecek sorular olmuş. Bu videomuzda noktanın analitiği konusundan okul sınavlarında karşımıza gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. A, B ve C noktaları doğrusaldır. Yani bu 3 noktanın aynı doğrunun üzerinde olduğunu bize söylüyor. Devam edersek AC bölü BC eşittir 2 olduğuna göre X artı Y kaçtır? X ve Y'nin neresi olduğuna bakarsak buradaki C noktasının koordinatları. Bizden C noktasının koordinatlarını bulup toplamamız istenmiş. Şimdi AC bölü BC 2. AC burası. BC ise burası. AC'nin BC'ye bölümü 2 çıkmışsa AC'nin uzunluğu BC'nin uzunluğunun 2 katıdır. AC'ye 2K dersek BCK olur. Şimdi burada C noktasının koordinatlarını bulmak için şöyle bir yol izleyeceğiz. Öncelikle X'teki değişim üzerinden gideceğiz. X'teki değişim. Bu yönden bu yöne doğru bakalım. X eksi 1'den 8'e gelmiş 3K'da. 3K'da eksi 1'den 8'e gelmesi demek x'in 9 arttığını gösterir. 3K'da 9 artmış. Biz bu durumda K'da ne artar onu belirlemeliyiz. K'da 3K'da 9 artan şey K'da bunun 3'te 1'i artar. 3 artar. Bu 3'te 1'i bazıları göremiyor olabilir. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. 9 ile K'yı çarparız. 9K 3K'ya bölersek 3 arttığını buluruz K'da. K'da 3 arttığını tespit edersek buradaki 2K'da A'dan C'ye doğru 2K var. 2K'da 6 artmış. Buradaki X koordinatıdır. Buradaki eksi 1'in üzerine 6 eklenmesiyle bulunur. Devam edelim. Y'deki değişime gelelim şimdi. Y'deki değişim 3K'da 13'ten 1 olmuş. Bu yöne doğru değişime bakıyoruz. 13'ten 1 olmuş, yani 12 azalmış. O zaman K'da 3K'da 12 azalan şey K'da bunun 3'te 1'i kadar azalır. Yani 4 azalır. K'da 4 azalıyorsa buradaki 2K'da A'dan C'ye kadar 2K'lık mesafe var. 2K'da 8 azalır. 13'ten 8 çıkartırsak buradaki y'yi bulmuş oluruz. Dolayısıyla cxy noktamız, x koordinatı eksi 1 ile 6'nın toplamı 5, y koordinatımız 13'ten 8'i çıkartırsak yine 5'e 5 olarak bulunur. Sorumuzun cevabı x artı y, 5 artı 5'ten 10 olacaktır. X artı y eşittir 5 artı 5'ten 10. Bu şekilde belli oranda bölünme durumlarında 2K'ya K, 3K'ya 2K gibi bölünme durumlarında X'teki değişim ve Y'deki değişimle ilgili orantı kurarak 5K'da şu kadar değiştiyse K'da şu kadar değişir, 3K'da şu kadar değiştiyse K'da şu kadar değişir'e gelip buradan buraya geçmesi için kaç artması veya azalması gerektiğini buluruz bu noktanın ve soruyu çözmüş oluruz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.